Gastronormal Aktivite serimizin ikinci durağı olan Çanakkale'ye gitmek için sabah erken saatlerde İstanbul'dan yola çıkıyoruz. Yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından tüm ihtişamıyla Çanakkale Köprüsü karşılıyor bizi. Çanakkale'nin boğazında adeta bir gerdanlık gibi uzanan köprü, dünyanın en uzun asma köprüsü unvanına sahip. Merkezde Çanakkale Türküsü'ne konu olan tarihi Aynalı Çarşı buyur ediyor bizi. Küçük bir Çanakkale hatırası alıp çarşıyı gezmek üzere yola koyuluyoruz. Yaklaştığımızda Deniz Müzesi ile karşılaşıyoruz. Çimenlik Kalesi'nde bulunan müze, Çanakkale Savaşı'nı anlatan fotoğraflar, savaşta kullanılan silahlar ve o günü anlatan birçok eserle dolu olup görülmeye değer yerlerden biri. Sahilde Truva Atı ile karşılaşıyoruz. Truva filminin çekimlerinden sonra Çanakkale'ye hediye edilen bu maket, 2004 yılından beri burada sergilenmektedir. Ardından Çanakkale'nin tarihi lezzetlerinden biri olan peynir helvasını tatmak için Kadir Usta'da alıyoruz soluğu. Peynir, irmik ve şekerin muhteşem buluşması ve Kadir Usta'nın tecrübesiyle harika bir lezzet deneyimi yaşıyoruz. Tadına doyamıyor ve bir pakette yanımıza alıp yolumuza devam ediyoruz. Kıyaslama yapabilmek için birkaç yerde daha tadına bakıyoruz peynir elmasının. Bize göre Kadir Usta açık ara farklı önde. Sahil
elde bir yorgunluk çayı içip Truva Antik Kenti'ne doğru yola çıkıyoruz. Antik Kent'te Çanakkale'li bir usta olan Ahmet Karadeniz tarafından 1973 yılında yapımına başlanan ve 1975 yılında tamamlanan Truva Atı maketi karşılıyor bizleri. Maalesef Truva Atı'nın gerçekte var olup olmadığı bilinemiyor. Homeros'un İlyada ve Odessa destanında adı geçiyor. Homeros'un destanlarında bahsettiği Troya'nın aşılmaz duvarlarının bir kısmı günümüze kadar ulaşmış ve ziyaret edilebilir durumda. Troya Ören Yeri bugün arkeoloji dünyası içinde büyük önem taşıyan merkezlerin başında geliyor. Antik Kent'in yanında yer alan Troya Antik Kent'ine ait eserlerin sergilendiği arkeoloji müzesi mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri. Bu müze 3 katlı, modern, sıkmayan, gezerken eğlendiren, eğlendirirken bilgilendiren, dünya çapında ödüllere layık görülen bir müze. Müze gezimizin ardından kahramanlarımızı ziyaret etmek üzere yola çıkıyoruz. Feribotla yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuğun ardından Şehitler Diyarı'na varıyoruz. Bahir'de dönemin teknoloji harikası silahlarıyla donatılan tabyalar karşılıyor bizi. Şehitler Abidesi'ne doğru yol alıyoruz. Üzerinde Hilal-i Ahmer Hastane sergisine rast geliyoruz. Balmumu heykel ve canlandırmalarla dönemi çok güzel anlatan sergi, mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri.
Yolculuğun ardından abideye ulaşıyoruz. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek hepsi opaat alma değer. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şehitlerimizi minnet, saygı ve rahmetle anıyor, yolculuğumuzun sonuna geliyoruz.